Rahim ağzı kanseri biraz önce giriş yaptığımız üzere başka farklı faktörler nedeniyle rahim ağzında başlayan özellikle hücresel değişiklikler bir süre sonra kontrol altına alınmaz, yeterli jinekolojik muayeneler uygulanmaz, takipler, tedavi yöntemleriyle ilgili olarak yeterli dikkat verilmez ise ne yazık ki kansere ilerleyebilen bir sürecin başlangıcı olabiliyor. Buradaki en önemli nokta belki de human papilloma virüs, yani insan papilloma virüs enfeksiyonu. Human papilloma virüsün çok hızlı bulaşabilen bir virüs olduğuna dikkat çeken kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Özgür Kan, son yıllarda bu hastalarda önemli bir artış olduğunu söyledi. Özellikle seksüel aktiviteyle bulaşan bu virüs kadınlarda ve erkeklerde farklı bulgularla karşımıza çıkıyor. Kadınlarda ve bizi en çok korkutan olan kısımda tabii ki rahim ağzı kanseri, yine vulvovajinal kanserler, anüs kanseri gibi etmenlerle karşımıza çıkarken yine genital sil gibi kanserden bağımsız o farklı bölgelerde de özellikle bazı lezyonlar oluşturabilmekte. Erkeklerde de aynı şekilde genital bölge kanserleriyle ilişkili olduğunu da biliyoruz. Ama bizim burada korunmada veya rahim ağzı kanseriyle bir jinekoloji uzmanı olarak değerlendirmek gerekirse temelde yapmamız gereken şey öncelikli olarak pek tabii ki özellikle kadınlarda sigarayı azaltmak, bariyer korunma metotlarıyla özellikle cinsel ilişki sırasında kendimizi bu tarz enfeksiyonlardan korumaya çalışmak ve belki birazdan daha detaylı kapsamlı bahsedeceğiz ki aşılamayla hiçbir seksüel aktivite olmadan önce genç jenerasyondaki insanları buna karşı bağışıklandırmak belki de ilk temel politikamız olmalı. Doçent Doktor Özgür Kan, HPV virüsü olduğunda kişi kendisinde rahim ağzı kanseri olduğunu düşünmemeli. HPV'nin 200'den fazla farklı tipi var. Bunlardan hangisinin pozitif olduğu çok önemli. Rahim ağzında başlayan hücresel değişikliklerin kontrol altına alınmaması halinde kansere ilerleyen bir durum ortaya çıkabilir. Vulvovajinal bölge kanserleri, anüs kanseri gibi faktörlerle ilişkilendirilebilmekte, genital, sigil gibi kanserle bağlantısı olmayan bazı özel lezyonların da ortaya çıkabileceğini ifade etti. Erkeklerde de benzer şekilde genital bölge kanserleriyle ilişkilendirilebileceği uyarısını yaptı. Pek tabii ki rahim ağzı kanseri belirtileri direkt olarak hastalığa spesifik belirtilerle karşımıza çıkmamakta. En çok bildiğimiz, duyduğumuz, gördüğümüz şeyler bildiğiniz gibi özellikle ilişki sonrasındaki kanama olarak karşımıza gelmekte. Ama bunun haricinde adet miktarında farklılıklar, sürekli olan akıntılar, geçmeyen vulvovajinal enfeksiyonlar da tanının içerisinde olabilir. Ama belki buradaki en önemli nokta da şu. Bu tarz şikayetlerimiz olduğunda kendimizde rahim ağzı kanseri olduğunu düşünmemeliyiz. Öncelikli olarak tamamen bu konuyla ilgilenen bir kadın doğum uzmanı, bir jinekoloji uzmanı muhakkak değerlendirmesine başvurmalı ve ondan sonrasında süreci yönetmeliyiz. Çünkü biraz önce girişte konuştuğumuz gibi bu hastalığa spesifik olmayan bulgular ne yazık ki sosyal medya ya da internet aracılığıyla insanları gerçekten huzursuz etmekte. Çünkü bu şikayetler olduğunda insanlar bize koşarak bende rahim ağzı kanseri olabilir korkusuyla geliyor. Bunu böyle düşünmemek lazım. En önemli yapılacak şey yıllık muayenelerinizde rahim ağzınıza yönelik jinekoloji uzmanının değerlendirmesi sonrasında incelenecek olan materyalin patolojik incelemelerin devamında bizde bir hastalık var yok şu anlamda risk altındayız ya da değil gibi hekimimize güvenerek onun söylediklerini harfiyen uygulamalıyız.